Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi size şey okuyayım. Nurdan nasıl zulmet gelir? Tamam mı? Bir tane başta altında. Bir satır yazı. Anladın mı? Duydun mu Murat? Evet abi. Ne dedim abi? Nurdan nasıl zulmet gelir? Tamam. Nur, güneş, eşyayı arkadan vurunca. Mesela güneş benim arkamda. Vurdu bana. Önüne onun siyah gölgesi düşer. Yani güneş nurdur. Ben de hayatlıyım. Arkamdan güneş vurursa önüme, benim önüme siyah gölgem düşer. Benim arkamdan güneş vurdu. Önüme siyah gölgem düştü. Siyahlık nurun sıfatı değil, eşyanın kabiliyetsizliğindendir. İzah edecek ne demek o? Eşya güneşi önüne taşıyamadı. Vücudum güneşi önüme taşıyamadı. Yani sizin vücudunuzdan mı kaynaklanıyor? Vücudumdan kaynaklanıyor. Güneşte alakası yok. Peki başkası taşıyabilir mi? Taşır. Ona örnek vereceğim. Cama vurur. Abaş. Cama vurur ama ne gölgesi olur ne de siyah vücudu olur. Cama vurduğu zaman camın gölgesi var mı? Aynı şey eğer nuru kendinden geçirmemesinden kaynaklanıyor. Geçirmesinden geçirmemesi. Eğer aynaya vurursa aynanın gölgesi olur mu? He? Şöyle düşün ya, ayna. Güneş vursun. Gölgesi düşer. Cam gölgesi düşmez. Peki ikisi de cam. Sebep fark ne? Birisinin önünde günahlar var abi, kapat bunu. Siyah bir satih var. İkisi de cam olduğu halde eşyanın gölgesi olur, camın olmaz. Karanlık ne oluyor bizdeki? Nefistir. Nefis. Aynanın parlak yüzü ruhtur. Ruh nefissiz vurur geçer. Kanunu emridir. Ama ruhu ayna yapan nefistir. Camı ayna yapan arkasındaki siyah satihtir. Peki orada enenin yeri neresi? Ene yok burada. Ene daha herhangi bir konumu yok. Çünkü ayna, ruh ayna ya. Yok. Şer yok burada. Yani. Enenin gözü yani o eneye bağlı değil mi? Şeffafiyet kesmedi mesela. Tabii bunu mesela ne yapar biliyor musun? Buna hakim olan onun dışındaki ene var. Bunu eğer aynayı latif yerlere çevirir, necis yerlere çevirir. Latif yere çevirir, necis yerlere çevirir. Bu da o sıfatla vasıflanır. Tamam. Mesela ceset, ruh bir aynadır. İyi şeylere muhatap olur. Allah Resulü'nün gölgesi düşmezmiş. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam gölgesi düşmezmiş. Yani her zaman mı öyle yoksa bir anda mı oluyormuş abi? Yani ben bir anda ve her zaman da diye okumadım. Gölgesi düşmez diye yazıyor. Düşmezdi. Peki bundan ne anlama geliyor? Bu bedensel, cismen misal. Yani ona ait şunu kastediyorum. Bak. Arkamdan, buna dün akşamki şeyimizi genişlettim, beraat tefekkürümüz. Arkamdan oturuyorum tesbihatta. Arkamdan tavandaki sağlanan ampul vuruyordu. Bakayım çapını nasıl oldu, bak hem de siz yapın. Tesbihatta oturuyorum, tavan,
arkamdan ampul şeye kabloya işte nereye bağlıysa böyle sağlanıyor. Bana vuruyordu arkamdan ama önüme sağlanan gölgem düştü. Bakıyorum oraya, gölgem sağlanıyor. Benim gölgem. Korkunç bir misal bu. Çok düşünen insanlar için. Allah'ın ikramı. Bak şimdi bana ne yaptı? Bunu anlatacağım, keseceğim dersi. Baktım ki, ama ben laman olduğunu unutmuşum. Tespihattayım ya, dalmışım manaya. Yansın tespihat yapıyor. Ulan baktım, ben oynuyorum ya. Ben oynuyorum. Allah Allah. Bir anda şaşırdım. Çünkü ben tespihattayım ve oynamıyordum. Bu sefer direndim. O gün oynuyorum. Ulan dedim, al tansiyon mu, nabız mı? Kafayı tuttum. Tuttum, kafa gene oynuyor. Kafa oynuyor yani. Kafamı tuttum. Ama nasıl tutuyorum biliyor musun? Çünkü ulan tansiyon mu, nabız mı, baş dönmesi mi, saldırı mı? Baktım oynuyorum gene. Bak ne ders verdi Allah bana onunla. Oysa, ha çünkü ben tesbihattaydım, oynamıyordum. Oysa gölgem bir ileri bir geri, bir sağ bir sol yapıyordu. Galiba başım dönüyor zannettim. Kafamı tuttum ki oynamasın. Ama ne çare, oynuyordu. Hala kafam çalışmıyor. Nereden kaynağım? Ama ne çare, bir ileri bir geri bir sağ bir sol yapıyor kafa. Görüyorum önümde yani. Hayal değil, şizofreni değilim. Şizofreni hastalıktan temelinden konuşuyorum. Bir de baktım ki arkamdaki oynayan, sağlanan nurdan geliyordu siyah gölgem. Benim siyah gölgem nurdan geliyor. Nuru söndürürsek gölgem yok oldu. Benim siyah gölgem nurdan geldi. Sağlanan ben değil, beni gösteren sağlanmasından sağlanıyor. O arkamdan oynadığı için benim gölgem oynuyordu. Nurdan siyah gölgenin gelmesi, nurdan siyah gölge gelir mi? Lambayı söndürün, gölgem yoktur. Lambayı yakın, gölgem var. Gölgenin kaynağı nurdur. Nurdan siyah gölgenin gelmesi nuru tutan, geçirmeyen cismaniyetimden kaynaklanıyordu. Benim gölgemin hareketliliği arkamdaki nurun hareketliliğinden kaynaklanıyordu. Şimdi hakikati bina ediyorum psikolojiye. Aynen bunun gibi. Allah'a sonsuz şükürler olsun bunu verdiği için. Aynen bunun gibi insanın dimağındaki 7 mertebe var ya, en dip ne vardı? Tahayyül. Çık yukarıya. 2. Aynen bunun gibi insanın tahayyül ve tasavvurları insanın önüne asıl imiş gibi. Bak insan bak, tahayyülüm ve tasavvurum, hayallerim ve düşüncelerim benim önüme asıl imiş gibi gölgemi koyuyor. Düşüncelerimi koyuyor önüme. Sanki o benmişim, ben düşünüyormuşum gibi. Benim aslımı ifade ediyor, beni tanımlıyor gibi. Ben oymuşum gibi. Tahayyül ve tasavvurlarımı birisi, şeytan, önüme koyuyor. Bunlar benim gölgem. Hastayım gibi hastalığı oynatıp duruyor. İkide bir hastalıkları getiriyor. Hastayım, ben hastayım. Gölgemin oynadığı gibi. Ben oynuyorum, ben oynamıyorum. Oynuyorsun işte. Hiç bilmeyen bir adam bu lambayı görmesin. Beni de görmesin. Size soruyor. Lambayı görmesin, beni de görmesin burada. Benim gölgeme tutun adamı. Beni ne der? Sabit der mi? Benim sabit olduğumu hiç ihtimal verir mi? Hasan şu anda nasıl oturuyor derseniz ne der? Oynuyor Hasan. Öyle değil mi? Hasan oynuyor. Beni görmeden ona bakan benim gölgemden, benim oynadığım aslıma böyle hükmeder. Gölgemden aslıma hükmetmek böyle yanlış oluyor. Hakikat hayale karışır diyor.
karıştırıp buradan oluyor. Üstad diyor ki hayal hakikate karışır diyor. Mağdur dünyayı var zannediyor. Var zannediyorsun. Oysa hiç de hasta değilim. Ama önümde ben varım. Hastalık anlayışı, düşünceler var. Hastalık senaryoları var önümde. Gölgem. Gölgem demek hayallerim, düşüncelerim. Beni aslı tanımlamıyor. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan düşünceler ve hayaller, şekiller. Aslın değil. Etkilenmişsin birisinden. Bir yakının ölmüştür. Ne bileyim bir sene veya bir yerde bir şey duymuşsun. Vehim çalışıyor. Vehim sen de hastasın diyor. Öyle de hiç de hasta değilim. Ama önümde ben varım. Benim gölgem. Benim gölgeme ben demişim. Şu oynayan gölge benimle ilişkisi ne kadar doğruysa benim tasavvurlarım da benim de o ben olduğum o kadar doğrudur. Benim gölgem demek tasavvurlarımdır. Tasavvurlar insanın gölgesidir. Nedir o? Zandır. Zanlar bizim gölgelerimizdir. Bunu aslı ne abi? Hangisinin? Bu gölgelerin. Yani bu gölgenin aslı tasavvur. Yani mesela gölge nedir? Aslın çeşitli şekilse diş sebeplerle dişe vuruşu. Yani mesela diyelim ki diş karanlık fazla olur, nur fazla olur, siyahlığım fazla olur. O nur oynar, ben de oynarım. Peki benim gölgem bana bağlı olmaksızın gözükebiliyor mu? Ben beyazım, ben beyazım. Gölgem sipsiyah. Ben sabitim. Gölgem oynuyor. Benim boyum 1.70, benim boyum 5 metre olabiliyor. Vur tam arkamdan, belki sonsuza doğru gider. Daha ustad da şey yapalım, koy önüme aynayı, koy arkama aynayı, sağıma koy aynayı, soluma koy aynayı, bak bakalım ileri sen neredesin? O gölge demek tasavvurlarımdır. O tasavvurlar demek diş etkenlerle benim boyumun uzaması, oynaması, küçülüp büyülmesi harici sebeplerle olduğu gibi tasavvurların da harici sebeplerle etkileniyor, değişiyor tasavvurlar. Ve zanımı oluşturuyor. Zan. Mesela ben bir hastalığın sebebini şuradan gördüm. Annesini hastaneye götürmüş. Tanıdığım birisi, kadın. 24 yaşında hanım kızımız. Annesini götürmüş. Götüre götüre nabızda mı neye götürmüş? Orada hastanede beklerken hastaların telkini ben hastayım. İşte ötekisi dedi ki ya hakikaten 6 ayda bir check-up yaptırmak lazım falan duyuyor. Ya ben daha önceden başvursaydım işte göğsümde bu kanser şeyi olmayacaktı. Bu mikro daha önce teşhis edilseydi işte check-up, MAG, KGB bilmem ne şunlar çıkıyor. Ya hakikaten demiş ya. Kendisi anlatıyor. Hakikaten dedi ya ben de bir bakayım dedi ya. Hiçbir şeyim yok abi dedi, böbrekte bilmem ne çıkarttılar dedi. Yani işte ben sana 10 tane hastalık çıkarım, bir şey yok. O böyle başladı benim hastalık diyor ya. Hastanedeki hastalardan kapmış hastalığı. Nedir o? Gölgen. Tasavvurlarım önüne asıl zannettirdiği gölgemi koyuyor, oynatıp duruyor. Düşünceler oynayıp duruyor. Bir öyle bir böyle. Düşünce öyle değil mi? Gölge bir oynuyor. Sabit düşünce yok ki. Kainat durmuyor, daim hareketli. Benim de tasavvurlarımı, düşüncelerimi de otomatik olarak hareketlendiriyor kainat. Kainat hareketi değil mi? Mevcudat hareketi, hadiseler hareketi, kardeşlerim, babalarım, annelerim, dershanedekiler. Her gün yeni bir olay oluyor. O zaman benim düşüncelerim de devamlı oynatıyor. Düşünceler de gölgelerim. Gölgelerin oluşturduğu dünyada zanlarım. Bak nasıl oluyor. Bak bir de okuyorum. Kainat durmuyor. Daima hareketli. Benim de tasavvurlarımı, düşüncelerimi de otomatik olarak hareketlendiriyor kainatın hareketi. Kainata rağmen duramam ki. Ben de oynuyorum. Kainat değişiyor. Düşüncelerim de değişiyor. Kafamda daha önce başkalarından veya benim geçmişimdeki olumsuzluklarım veya hastalıklarım ki bunlar benim gölgelerim getirip oynatıp duruyor. Senaryoyu oynuyor. Ya mesela yatıyor kız 24 yaşında. Ya hakikaten orada bir abla, teyze
keşke diyor 6 ay önce check-up yaptırsaydın doktor dedi bana diyor. Şimdi önlenirdi falan. Bak onun hastalığı önümde oynuyor. Ben oluyorum, gölge oluyorum. O kadının gölgesi asıl zannediyorum. Hakikaten ben de öyle olmuş olmayayım. Onun için onu olumsuz... Senin bir şeyin yok yani. Hiçbir şey yok. Ustad diyor ya, ustad da diyor. Damın kenarında bir adam olsa kiremit düzeltiyor. Aa düşüyorsun galiba ya. Ulan rengi de şey. Yok lan bir şey yok. Lan renginde kağıt gibi olmuş lan, yanaşma lan. Tansiyonu mu düştü? Allah Allah ya falan. Lan yok bir şey. Öğretmeni yaptılar. Öğretmeni yaptılar, anlatıyorlar böyle. Sınıfa girdi. 3-4 kişi anlaşmış. Bir oradan, bir oradan, bir oradan sıradan. Hayırdır hocam, nasılsınız? İyiyim iyiyim oğlum, otur. Yok hocam dedi ya, renginiz biraz kağıt gibi de onun için söyledim. Oğlum ne kağıt gibi lan, oturun ben şey. Öteki sen ben fırladı, beraber anlaştılar ya. Evet hocam dedi ya, biraz renginiz ki kağıt gibi olmuş dedi ya, beyaz beyaz. Oğlum ne kağıt gibi ya? Ki öteki taraftan, hocam yani senin için söylüyor ya, biraz herhalde bir yerde kızmış mısınız? Başka şimdi bu kişi, üçüncü kişi söylüyor. Hocam hakikaten biraz beyaz simanız ya. Öyle mi ya çocuklar? Dedi. Matematik öğretmeni. Dur o zaman çocuklar dedi. Birkaç dakika bekleyin, bir lavaboya gideyim de bir elimi yüzükeyim herhalde yorgunluktan. Gidene kadar lavaboya kendisi söylüyor. Kendisi matematik öğretmeni bana anlatıyor. Ondan sonra bu dersleri yapınca anlattı. Ve Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'nin gönderdiği öğretmen bu. Nurculuğu nasıl tanıdığını anlatıyor. Sonra lavaboya gidene kadar dedi, sen kardeş dedin, yaşlıydı ben de. Ulan hakikaten lan ne oldu lan ben dedi ya. Hemen babamın diyor beyin kanaması geçirmesini anladım dedi. Hatırladım dedi, öyle gitmişti. Babasının, amcasının lavaboya gidene kadar bir sürü olay birbirine girdi. Gidene kadar zaten bu düşünce beni korkuttu diyor. Korkunu zaten beyazladım diyor. Ayna bakınca hakikaten beyazladım dedi. Ondan sonra hemen müdüriyete gittim. O gün izini aldım dedi. Ondan sonra bütün hastalıklarım başladı bundan sonra dedi. Sonra işte dedi sitelere girdim, yani psikoloji, vehim, vesvese, seni tanıdım. Seni tanıdım, onları tanıdım. Peki önüne nasıl geçecek abi? Kesinlikle kitap okumak da yetmiyor. İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'nin sözüyle cevap vereceğim, kanuniyeti. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Bu tür derslerle muhatap olacaksın. Hastalarla oturup kalkarsanız hasta olursunuz. Zenginlerle oturup kalkarsanız nankörlüğünüz artar. Kadınlarla oturup kalkarsanız şehvetiniz artar. Padişahlarla oturup kalkarsanız gururunuz artar. İstisnalar hariç. Alimlerle oturursanız ilme meyliniz artar. Tevekkül ve teslimiyeti olanlarla oturup kalkarsanız teslimiyet ve tevekkülünüz artar. İnikas mı oluyor abi? İnikas ve sirayet. Kesinlikle. Kesin. Benim soy ismim gibi kesin bu. Sirayet. Mesela ben olumsuzluk vereyim, hakikaten Yalta'ya da bir check-up yaptırmak lazım bununla. Bak benim çevrem biliyorsunuz. Benim çevrem biliyorsunuz ne kadar geniş. Hastane, doktor, bir sürü tanıdıklarım var. Peki niye yaptırmıyorum check-up? Hiç de hatırlamıyorum yaptırdığımı. Kendini sevmiyorsun ondan beri. Hiç hatırlamıyorum check-up yaptırdığımı. Kendinize barışık olun abi ya. Allah Allah. Fesubhanallah ya. Kendimden yabancı değilim ki şüpheleneyim kendimden. Abdestinden şüphe eden namazına endişe etsin. Devam ediyorum. Eğer dimağımda daha önce korkulu ve günah içerikli videolar da varsa, daha önce hastalık senaryosu, hastanede teyze dedi ki ulan 6 ay önce, o teyze dedi ki ulan hakikaten biraz önce teşhis olsaydı bu benim olmazdı. Bir sürü videolar var mı kaptı içeriye kadın, kız? Kaptı. Biraz da böyle kaslar ya, kalbin üzerine kas, sinirler var. Şeytan da orayı kasıyor, geriyor. Herhalde galiba ya, kalp krizi geçiriyorum. Teyze demişti zaten orada. Teyze demişti ben önceden şey yapmadım falan. Haydi hop acile. Böyle dalin amin. Lan bu, ben bunu anlatırken bende olmuyor mu? Ve ne yapıyorum biliyor musun? Kalbi böyle yapıyor da bende de. Put 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 put. Bir gelişi bırakıyor. Cevabım şu. İnan aynı böyle gülüyorum. Profesör kalkıp gidiyor. Başım ağrıyor. O Ramazan'da. Burası da ateş atıyor, tamam mı? Korkunç. Ne yaptın? Anlatmıştın. Evet. Başım ağrıyor Resul dedi. Ama en fazla bir saat mühleti var. Bir saat sonra yok olacak. Yok olduğun anı düşünüyorum. Bir baktım ki namazdan çıkarken gitmiş.
acaba öyle mi ya, ne yapsak falan desem çoğaltacağım, zamanını uzatacağım. Yo, sen dur dedim, durman lazım. Bir saat sonra yok olacaksın. Murat Dursun'un bir sözü var, karşımda duruyor. Onun bir sözü var, demişti ki, bulunduğunuz konuma razı olmadıkça Allah o konumu kaldırmaz. Öyle mi demiştin? İçinde bulunduğun haletten razı olmayınca Cenab-ı Hak'tan onun senden almıyor. Almıyor, o duruyor. Razı olunca, ha tamam razı oldu, kaldırıyor. Ha, baş ağrısınlar, gelsinler. O zaman iyi durumdan razı olmamak lazım, devam etsin. O daha, yo, o daha iyisi gelsin. Daha iyisi gelsin. Daha ilerisini getiriyor çünkü. Yani şükrederseniz arttıracak yani. Evet. Peki eğer senin bundan, ha, eğer dimağımda daha önce korkulu ve günah içerikli ve hastalık içerikli videolar varsa onun içine tasavvurlarımı koyuyor ve oynatıyorum. Tasavvurlarım var ya, hemen o kadının anlattığı bilgiyi, videoyu hayalim alıyor içine. Oynatıyor, buradayım ama hastanedeyim. Kadın konuşuyor. Böyle bakarken kadını seyrediyorum. O teyzeyi orada söyledi ya bir sürü şeyleri. Onun için ne kadar güzel demiş ulema. İnsanı rahatlatan sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Sohbet-i ihvan olmalı. Yani akrep olmamalı. Sohbet-i akrep olmamalı. Adamlarla sohbet edeceksin. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Kemaşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Eğer senin bundan haberin olmasa hemen acile gidersin. doktor gitti, öğretmen gitti. Yani galiba tansiyonum, nabzım düştü gibilerle buna da gölgenin oynaması da delil getirip, gölge vehmindi. Ben nasıl oynuyorum? Ulan kafamı tutuyorum ya sabah, ya sabah tesbihatında. Ulan kafamı tutuyorum. Ulan o zaman deprem var dedim. Hiç ampul hatırıma gelmiyor ki. Cam açık ampulü oynatıyor. Bak hala oynatıyor. Tamam. Ulan tutuyorum kafayı. Arkaya bakıyorum. Yasında diyor ki ulan ben tesbihat yapıyorum. Abi niye bakıyor bana? Öyle dedi ya. İkide bir bakıyorum. Ulan onlara bakıyorum. Telaşe var mı? Deprem mi? İki depremi geçirdim. Adana'dakini geçirdim. 4-5 tane deprem geçirdim. Ulan başım mı dönüyor falan. Ulan kafayı tutuyorum. Hala oynuyor. Ulan dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Tasavvurumdan çıkınca, çıkacağım. Ampule. Hayalin, hayal hakikate karışır derdi. Fakat iyi bir ders verdi Allah buna bana. O gölgem neydi? Senin tasavvurların. O ışık neydi? O kadının sağda solda konuşması. Senin gölgeni dışarıya çıkarttı. O ampul, insan, dostun. Veya bir yerdeki bulunuşun, senin gölge nedir? Tasavvurların oluşturduğu dünya. Son cümlem, galiba tansiyonum, nabzım düştü gibilerle buna da gölgenin oynaması da delil getirip, baksana hastayım bak. Yok canım ya, ben başım dönüyordur. Yok ya, dönmüyor lan, bir şey yok işte. Hayır baksana ya, cini hastalar da öyle. Cini böyle hissiyatı şekillendiriyor, aha orada birisi var diyor. Aha orada bak bak bak, şizofreni öyle. Aha orada birisi var diyor. Lan birisi yok. Kim üretiyor? Beyin üretiyor. Nasıl üretiyor? Şöyle. Aha bak yıldız var. Murat orada yıldız var. Orada mı var, burada mı var? Burada var. Ha, gözümü oynatmaktan karşıda yıldız oluşturduğum gibi düşüncelerle de karşıma orada şeyleri, cinleri oluşturuyorum. Mahlukları oluşturuyorum. Bunlar hep bizim imala tahammülümüz. Biz imal ediyoruz. Öyle bir şey yok. Benim vehmettiklerim diyor. İçimde diyor ustad bir hennas var diyor. Hennas. Dimağında bir hennas var diyor. Dimağını karıştırıyor diyor. Diyor mu? Dimağını karıştırıyor. Düşüncelerini önüne çıkartıyor. Düşünceler senin gölgendir. Seni temsil etmiyor. Çünkü düşünce dünyasında pozitif de var, negatif de var. Sonra ne oldu? Gündüz geldi. Arkamdan vuran ampule çekil lan dedi. Güneş dedik çekil. Her tarafımdan vurunca gölgem kalktı ortadan. Vay be lan, nerede lan bu gölge? O ne gölge, nerede? Güneş dedi ki yok kardeş, merak etme. Sen kimsin dedim. Ben hakikatim dedi. Hakikat geldi, vehmi ortadan kaldırdı. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider,
Tanımasan gelir. Gölgelerin gücü adına. Karanlıkların gücü adına. Ne demek biliyor musun bu çizgi filmde? Şeytanın sıfatı demektir. Şeytanın gücü adına demiyor da karanlıkların gücü bana geçti diyor. Karanlıkların gücü. Yani şeytan biliyor musunuz? Böylelikle çocukları şeytan empoze ediyorlar. Karanlıkların gücü adına. Allah Allah. Göklerin gücü adına bana geçti diyor. İlahlaştı yani. Neler yapılıyor? Çizgi filmle Allah inkar ettiriliyor. Şeytan empoze ettiriliyor. Çocuklara soru sordurarak, yani çocuk göklerin gücü, karanlığın gücü, bunlar hikaye. Ha, anne babamın da anlattığı Allah ve ahiret böyle hikaye. Nasıl ki karanlıkların gücü bana geldi. Baba, annem de diyor ki Allah kalbimizde, Allah girdi. Ha, karanlıkların gücü bende. Nasıl hayal? Allah'ın gücü de böyle hayal. Başladı korkular. Korkular başladı. Korkular, vehmi hastalıklar aktif olmaya başlar. Hastalık startını verir. Acillerde nefes alır. Hatta biraz da parası varsa acillerin karşısına daire tutar. Hastalık numarası, başhekim anlatıyordu Trabzon'daki. Bak, hastalık numarası var zannedip diyor acillerin önünde Hasan kardeş dedi. 10 kişinin 4'ü. Acillerde dolaşıyorlar ya diyor, oturuyorlar. İçeride hastası var zannediyorsun değil mi? Bekliyor. Daha çok hayır dedi. Panik atak oldukları, hastalık olduğundan da bana bir şey olur diye hemen acil alsınlar diye orada oyalanıyormuş yani. Allah Allah. Evet, sabaha oyalanan insanı biliyorum dedi. Ve onu gülüyorum dedi. İki gün durur diyor. Beni tanırlar diye diyor. Kendisi anlatıyor. Üçüncü günüm öteki hastanede olur dedi. Öteki hastanın acilinde olur. Her akşam değil dedi, iki de bir akşam acilleri değiştirirler dedi. Daha biraz da ileri giderse acillerin karşısına daire tutarlar diyor. Üstad diyor ya, sıhhati bozulur ya parası gider diyor. Ya hiç ameliyatı olmam, bir de zalim doktora düşersen ondan sonra hem ameliyat eder hem paranı alır. Zalim, cahil, zalim bir hain hoca uyduruk namı altındaki asalaklara da düşersen paran gider, psikoloji bozulur, başka ooo. Senin en yakın sana sihir yaptı. Kim yaptı ya hocam? Diyemem. Ya en yakının kim ya hocam? Diyemem. Hemen başlar düşman imal etmeye. Ulan teyzem olmam. Ulan halam geliyor deve ya. O odaya da girdi. O olabilir. O var ya o. O var ya o. Odur. Beyin hemen düşman imal etmeye başlar. Hainleri görüyor musun? İkinci şeyi de söylüyorum son. Böyle bir şey mi oldu? Rüya da gördün. Bununla alakalı rüya da gösterdi şeytan. İnsanların bu asırdaki çöküntüsünün en kaynağını da söylüyor. Geçiyor bilgisayarına. Rüyasını yazar bilgisayara. Nabzını falan yazar. Benim neyim? İlk böyle başım titrer gibi geldi. Ben neyim? İnternetle hastalıklarını teşhis ve tedaviye giden, rüya yorumlarını internetten yapan, hiç ama hiç şansı yoktur huzurlu yaşamaya. Hastalık hastası doğru diptedir. Kimin eli kimin cepte olmayan yerde neyini sorguluyorsun? O zaman hastaneleri kapatalım, internete girelim. Profesör Hasan Akar diye yazsam, ben site açsam. Profesör Hasan Akar, dahiliye uzmanı veya psikolog, nöroloji uzmanı profesör. Kim hangi, kim denetliyor lan sen profesör nasıl yazdın lan kendini? Profesör musun lan, eletini söyle. Var mı diplomam? Yok. Peki böyle bir site yapsam kim engel olacak bana? Lan devlet bana dese ki niye profesör yazdın lan? Efendim bana toplumda profesör diyorlar. Unvanımı yazdım. Ha, Profesör Hasan Akar nöroloji bölümü anlatıyor. Eğer gölgeniz titriyorsa siz de titriyorsunuz. O zaman titresem ya. Merak ettim ya, bu sabah bakacağım. Dururken titriyorsam onu yapacağım bu akşam. Şimdi hatırıma geldi. Ulan acaba oynasam o oynak ne olur? Karşıdaki lambaya yanarsa olmaz yalnız ama. Hangi lamba? Evet, o karşıda. Lamba yansaydı o. Önümdeki yansaydı olmazdı. Bak bir de ne yapacağım biliyor musun bak sana? Şimdi ampul oynuyor mu? Ben duruyorum. Gölgem oynuyor mu? Duruyorum. Peki ya ben oynasam gölgem ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Ben de. Seni derme derim. Lan bu zaten oynuyor. Dururken oynuyorsam.
Herhalde oynarken horon vurur galiba. Nabız herhalde zirveyi bulur. Herhalde ölüyorum. Ölüm senaryosu geçiriyorum. La psikoloji sıkıntı bu kadar basit. İmanınızı artırın diyor usta. Her istisna koymamış. Her hastalığınızın çaresi olan imanınızı artırın. 25. limanın 25. devada. Her derdinizin devası olan imanınızı artırın. İman hem dünyada hem ahirette senin koruyan meleğin, içine girdiğin balonun. Nereye gidiyorsun imansız? Feyne teshebun. Bu gidiş nereye diyor? İmanın artırmaktan başka çaresi yok. Son şeyi söyleyeyim. Kanal Ufa'da röportaj yaparken orada söyledim, şeylere düşmüş. Benim de hoşuma gitti. Ne dediğimi ben de bilmiyorum ya. Onlar söyleyince benim de hoşuma gitti. Risale-i Nur değil nurcuların, değil Müslümanların, çok yakın bir gelecekte insanlığın ve Hristiyanlığın en büyük kurtarıcı vesilesi olacaktır. Çünkü niye? Çünkü insanlık dehşetli bir katlama şeklinde buhran ve bunalıma gidiyor. Ya intihar edecekler, ya Risale-i Nur'a sarılacaklar. Başka hiçbir şansı yok. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.